Merhaba arkadaşlar, ben Nurgül. Nur Mutfak kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün hazırladığım tarifim tavuk bilyon. Pilavlarımı ve pilavlarımı yaparken lezzetlendirmek için hazır bilyonlar kullanmıyorum arkadaşlar. Ben bu şekilde tavuk sularımı, et sularımı kendim yapıyorum. Bu kez de yapmışken tarifi sizler için ayrıca vermek istedim. Evet, tavuk bilyonumuz için gerekli olan malzemelerimiz bir bütün tavuk arkadaşlar. Bir tane havuç, bir parça yabani havuç arkadaşlar, beyaz olandan kök sebzeleri kullanacağız. Elinizde olan kök sebzelerini kullanabilirsiniz. Daha bir vitaminli olması için kereviz bir parça, pırasa, 2-3 tane defne yaprağı, yaklaşık yarım tatlı kaşığı kadar tane karabiber, iri kaya tuzu. Ben Himalaya tuzu kullanıyorum arkadaşlar genelde yemeklerime ve turşularıma. Evet, üstü basağı yaklaşık 2 litre su. Düdüklü tencereme tüm malzemelerimi koydum arkadaşlar. Kapağını da kapattım düdüklü tenceremi ve havası çıktıktan sonra 25 dakikaya ayarladım ve 25 dakika sonra tavuğum çok güzel haşlanmış oldu. Burada da gördüğünüz gibi rengi de şahane oldu bilyonumuzun, tavuk suyumuzun arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Şimdi ben bu tavuğun suyunu arkadaşlar süzeceğim ve porsiyonluk olarak kaplara ayıracağım. Bu suyu çorbalarımda, pilav yapımında kullanacağım. Bir miktarını da arabaşı çorbasında kullandım. Geri kalan tavuk sularımı da arkadaşlar, dediğim gibi bulgur pilavı yaparken, pirinç pilavı yaparken kullanıyorum genelde. Çorbalarımda çok daha lezzet veriyor. Evet, bu şekilde tavuk suyunu süzdüm. Bu tavuğu da arkadaşlar sonrasında güzelce bir arabaşı çorbası yaptım. O çorba tarifini diğer videolarımdan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet, süzdükten sonra öncelikle bu tavuk suyunun soğumasını bekledim. Biraz soğuduktan sonra gördüğünüz gibi üzerinde o oluşan aşırı derecede yağ varsa onları da kepçeyle üzerinden kontrollü bir şekilde alıp atabilirsiniz arkadaşlar. Çok yağlı bir tavuk suyu istemiyorsanız. Ben bu şekilde önce plastik bardaklara 2 kepçe olarak pay ettim. Daha sonra bu bardakları derin dondurucuya kaldırdım ve derin dondurucuda dondurdum arkadaşlar. Tamamıyla donduktan sonra bardakları tekrardan çıkartıp poşetledim arkadaşlar. Eğer dilerseniz bu şekilde bardağınız elinizde yok diyelim, plastik bardağınız yok. O zaman bir diğer alternatifte bilyonumuz soğuduktan sonra, tavuk suyunuz tamamıyla soğuduktan sonra arkadaşlar, buzluk poşetlerine ikişer kepçe olarak pay edip ağzını sıkıca bağlayalım. Daha sonrasında derin dondurucuya kaldıralım. Hepsi bu kadar. Evet, gördüğünüz gibi ben donmuş olan pet bardaklarını da bu şekilde buzluk poşetlerine aktardım arkadaşlar. Ağızlarını sıkı sıkı bağladıktan sonra çorbalarımda, pilavlarımda yemeklerimin lezzetine lezzet katmak için kullanacağım. Evet, bu şekilde poşetleri derin dondurucuya atabilirsiniz arkadaşlar. Bir yayınımızın daha sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz beğen tuşuna basarak ve yorumlarınızla bana destek verirseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Ayrıca kanalıma abone olmayı ve zil sesini açmayı unutmayalım. Paylaştığım videolarımdan haberdar olmanız için bu çok önemlidir. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.